Alo! Ne var sabah sabah, ne oluyor? Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Fakat vakit öğleni geçti. Biraz da merak ettim sizi, nasılsınız? Neresi burası? Neredeyim, siz kimsiniz? Çok içkiliydiniz, ama biraz düşünürseniz hatırlayacaksınız. Ben Ekrem! Evet! Hatırladım! Kral Hazretleri! Ekrem beyefendi gönderdiler. Hoş geldiniz! Her haliniz, her giyiminizle başka güzelsiniz. Gece gerçek bir prensestiniz. Şimdi ise güneşi bile kıskandırabilecek bir melek. Aman, geceyi hatırlatmayın! Niye? Öyle şirindiniz ki! Sadece sarhoştum. Dünya dönüyordu sanki. Dünyayı bilmem ama, insanın başını döndürecek kadar şahaneydiniz. Hayatımın en eğlenceli gecesiydi. Ömür boyu böyle mutlu olabilmeyi isterdim. Bense asla! O kadar mı rahatsız ettim sizi? Yo, siz değil, içki! Yardımınızı unutmayacağım. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Evli mi, bekar mı olduğunuzu söyleyerek? Ne o, ne öteki! Öyleyse sizin için umut besleyebilirim. Hayır! Neden? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermişti ondan. Yani? Müsaadenizle gitmek istiyorum. Elbiselerinizi yollayacağım. Katiyen! Hayır, kabul edemem. Sizi arabamla götüreyim. Yalnız gitmeyi tercih ederim, hoşça kalın. Güle güle! Hoş geldin Zeynep! Hoş bulduk! Sen devam et kızım! Hoş geldin Zeynep! Hoş bulduk efendim! Meraktan öldük! Ne oldu, bir haber çıktı mı nişanlından? Bir başkasıyla evleniyormuş, zengin bir kadınla. Vallahi bilmem ki, zor bir durum! Oldu işte! Onu çok mu seviyordun bari? Hayır! Biraz tabii ama ne bileyim işte, aradığım aşk değildi zaten, evlilikti. Madem öyle, neden üzgünsün? Kolay mı? Küçük düştüm. Gururum kırıldı. Hele paraya satılmış olmak yok mu, hazmedemiyorum bir türlü. Ölsem gam yemezdim. Aman, boş ver canım! En iyisi sana 10-15 gün izin vereyim. Gez, eğlen, oyalan! Sağ olun, ne kadar iyisiniz! O senin iyiliğin yavrum! Öyle candan çalıştın ki bize, dostluk sırası bizde! Sana avans da versinler, 2000 lira! 2000 lira mı? Hatta istersen daha fazla! Onca hakkın geçti bize! Hadi bakayım üzüntüye paydos, sevgilisinden ayrılan ilk kız sen değilsin! Ayrılan ilk kız ben değilim! Fakat benim ilk aldanışım bu! İlk aşkımdı! Ama son olacak! Bundan sonra hiçbir erkek kandıramayacak beni! Kimse! Demek Ferhunde Hanım verdi bunları. Hı hı, 2000 lirasını! 3000 de bankada birikmiş param vardı. Peki ne olacak bunlar? Harcayacağım. Harcayacak mısın? Hı hı! Hepsini mi? Hepsini! Deli misin sen? Hani bize tutumlu olmaktan bahsederdin? 5000 lirası oldu mu insanın? Kalbine kuvvet verir. Daha büyük kuvvet, daha çok para sahibi olmak için yem yapacağım bu 5000 lirayı. Vallahi anladıysam Arap olayım! Uzun hikaye, geç kalıyoruz Ayşe, atölyede anlatırım! Kısacası lüks otellerden birinde milyonermişim gibi yaşayacağım param bitene kadar! 5-10 günlük zevk için çok para, çılgınlık! Ya da aşırı akıllılık! O 5000 lira yem olacak! Zengin koca ablama yemi! Sen zengin koca için aklını bozacaksın! Hayır! Zengin koca bulup kırılan gururumu tamir edeceğim! Şu güzelliğe bak!
Bu da çok yakıştı. Harika. Çok güzel oldu. İstersen hepsini al, şunu, şunu da. Aa, ondan korkarım, çok pahalı. Satın almayacaksın ya canım. Kazara zedelenir, üstüne bir şey dökülür filan. Senden kıymetli mi? Zaten hepsi senin göz nurun. Kendi emeğin. Ne kadar iyisiniz. O senin iyiliğin Zeynep. Ne yakıştı. Sen neymişin? Hakiki prenseslere döndü. İyi ki hatırlattınız. Otele prenses diye giderim. Hadi bakalım Ayşe Hanım, göster uydurmacılığını da bana herkesin yutacağı şatafatlı bir prenses hikayesi uydur. Abdülfettah Paşa'nın kızı. Yok yok, Kerimesi Safinaz Sultan'sın. Ah, Paris'te yaşıyorsun. Vatanımı özledim, Uludağ'da kısa bir tatil geçirmeye geldim. Ama Prenses Safinaz olarak değil. Ya ne olarak? İsmin gizli kalacak. Anlamadım. İnsanlara bir şey yaymak istemenin tek yolu onu saklamaktır. Bir konu ne kadar sır olarak saklanırsa o derece çabuk yayılır. Yaşa! Sen bir dehaymışsın be kız. Yarın hemen atölyeden telefon açarız otele. Yaşa Zeynep! Pardon, Safinaz Sultan. Ne? Prenses Safinaz Sultan mı şeref verecekler? Bir dakika efendim. Feridun Bey! Feridun Bey! Bir dakika. Prenses hazretleri! Evet, prenses mi dediniz? Evet, yalnız otel idaresinden bir ricamız var. Prenses Safinaz Sultan'ın prenses oldukları katiyetle gizli tutulacak. Susun, çakılmasın! Fakat otelimiz için müthiş bir şeref, bulunmaz bir fırsat olacaktı. Anlıyorum ama, prenses hazretleri halkın hücumundan, gazetecilerden rahatsız edilmekten hoşlanmıyorlar. Reklamınızı prenses otelinizden ayrıldıktan sonra yaparsınız. Anlıyorum efendim. Elbette anladım tabii. Ne demek yer var mı efendim? Yok olsa bile prenses hazretleri için yaratırız. En şahane odamız emrinizdedir efendim. Öyleyse pazartesiden itibaren 15 günlük yer ayırtmanızı rica ediyoruz. Şşt, beni de unutma. Yanında Nedimesi olacak. Yani sekreteri, hadi söyle. Safinaz Sultan yanlarında Nedimeleriyle teşrif edecekler. Siz sekreteri diye geçirirsiniz kayıtlarınıza. Teşekkürler, peki. Yalnız unutmayın, gene tekrarlayayım, bu prenseslik aramızda büyük bir sır olarak kalacak. Büyük bir sır! Bu hususta en ufak bir şüpheniz bile olmasın efendim. Emrettiğiniz gibi bu mesele aramızda bir sır, büyük bir sır olarak kalacaktır. Güle güle efendim, güle güle. Yaşadık, yaşadık! Sizlere bir sır vereyim ama büyük bir sır! Otelimize Prenses Safinaz Hanım şeref verecekler! Prenses ha? Hayatımız renklenecek deseniz. Evet, hakiki bir sultan ama sizden ricam... ...kendisine prenses olduğunu katiyen belli etmeyeceksiniz. Çünkü büyük bir sır. Sırrımız otele yayılmaya başlamıştır bile. Bit tabii! 30 bavul ister. Peki 30 bavulu nasıl dolduracaksın? Çoğunu eski gazetelerle... ...Ferhunde Hanım'ın verdiklerini de giydim mi yeter. Yalnız bir şey var, prensesler çok takıp takıştırırlar. Pahalı mücevherlerin olmalı. Onun da bir çaresini bulmamız lazım. Spor kıyafetlerin eksik. Bir prenses nerede ne giyse hoş görülür. Romanlar öyle yazıyor. Savaş başladı artık, ya istiklal ya ölüm. Ya istiklal ya ölüm! Hanımefendiciğim, nasıl buldunuz? Beğendinizse saralım çok bunları. Çok güzel. Başka modellerimiz de vardı. Tamam. Saralım. Evet, evet, hepsini saralım. Ne düşünüyorsun Zeynep? Bu iş için mücevher de şart diye düşünüyorum. Nereden bulurum? Ben bir filmde görmüştüm. Kuyumcuyu dolandırıyorlardı. Aa, ben korkarım, ya yakalanırsa? Yakalanana kadar işi biter iade ederiz. Ama önce bir araba lazım. Ferhunde Hanım'ınkini rica ederiz. Zevkinizin inceliğine hayranım hanımefendi. Seçtiğiniz parçaların hepsi birinci sınıf işçilik. Şunların zarafetlerine, montürlerinin güzelliğine bakın. Evet, bazı parçalar fena sayılmaz. Çek defterini ver Ayşe. Çok affedersiniz ama bugün cumartesi. Saat de 2:30. Evet, ne demek istediğinizi anlayamadım. Yani bankalar kapalıdır da. Öyleyse kalsın, pazartesiye alırız. Aman hanımefendiciğim, ne beis var, siz kusuruna bakmayın biraderin. Derhal saralım. Güle güle hanım.
hanımefendiciğim, güle güle. Güle güle efendim. Bana kalırsa hatalı bir iş yaptım. Bu kadar mal parasız verilir mi hiç? Şu arabaya bak! Kellemi veririm ki hakiki bir asil. Ben insan sarrafıyım insan! Neresinden bakarsan bak belli prenses oldu. Yamanmışsın vallahi! Adamlar çakacaklar diye kalbim duruyordu. Şansımız iyi gidiyor Ayşe. Allah'ım, güzel Allah'cığım beni korur! Vallahi idama gidiyormuşuz gibi bir korku var içimde. Bende de sevinç! Göreceksin kazanacağım sonunda! Otelden bir milyonerin karısı olarak döneceğim. Kim bilir, belki de Adanalı Pamuk Kralı'nın karısı.